Hayırlı işler abicim. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah. Hamdolsun. Şükür. O zaman dediğin evi muhtar seyret. Evet. Onunla şeyiz, işinizden memnunum. Allah razı olsun. Sana da, ona da aklım. Geldi o, gitti, gördü yani. Eyvallah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Şutaları biraz daraltacağız, açılı yapacağız biraz. Zeminin de dediği gibi fırça numarasını ona göre seçecek. Daha biraz daha pürüzlü atacağız. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz? Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Nasıl işler? Sağ olun. Allah daha iyisin inşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Tavşantepe'nin o meşhur bayırını geçtiğimiz dönem yenilemiştik. Ancak zaman içerisinde deforme olmuştu ve özellikle araçların, burada yaşayan vatandaşların zaman zaman şikayetleri, araçlarımız kayıyor ve çıkmakta zorlanıyoruz gibi şikayetler olmuştu. Biz de yeni dönem planımıza mutlaka alacağımızı ve burayı daha konforlu hale getireceğimize söz vermiştik. Verdiğimiz sözleri tutmak üzere de ekiplerimizle birlikte sürekli çalışıyoruz ve bugün de burada bu Tavşantepe bayırını yenilemeye başlıyoruz. Geçtiğimiz dönemden daha kaliteli, daha iyi, daha konforlu, daha kullanışlı, yaşanan sıkıntıları da giderebilecek, tekniğin de kullanılacağı güzel bir beton yol yapacağız. Bizlere hizmet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, çok sağ olun. Ne demek? Biz teşekkür ediyoruz. Hizmeti getirebilmek için uğraştığınız için. Çok önemli bir bölgeydi Tavşantepe bölgemiz. İnşallah uzun yıllar kalıcı bir şekilde biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Siz de fazlasıyla yapıyorsunuz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Tavşantepe Caddesi çok eğimli olduğundan ve aşırı da deforme olduğundan dolayı araçlar ve yayalar için çok tehlike arz ediyordu. Biz de vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık ve burayı programımıza aldık. Üst yapı programımız. Burası 250 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, yaklaşık 1500 metrekare alana sahip bir yer. Burada bugün üst yapıyı kaldırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Beton zemini kaldıracağız. Kendi ekiplerimiz ve iş makinalarımızla yapıyoruz bu çalışmayı da. Arkadaşlarımız bugün başlayacak ve 3 gün içerisinde kaldırma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada toplamda çalışmamızı 2 etap halinde yapmayı planlıyoruz. Tabii alternatif geçiş noktaları da yok. Bu 2 etabı da kendi arasında 2'ye bölüp de betonu da o şekilde atacağız. Betonu attıktan sonra tabii ki de sizin de söylediğiniz gibi vatandaşlarımızın burada özverisi çok önemli. Daha sonra beton atma işlemine geçeceğiz. Beton atma işlemimiz bir 2 hafta sürecek. Tabii o betonun bir prizini alması gerekiyor. Tabii ufak dokunuşlarımız da olacak. Yüzeyini daha pürüzlü yapacağız. Bazı ufak dokunuşlarımız olacak bunun gibi. 2 haftadan sonra çalışmamızı bitirip eskisinden çok daha iyi, konforlu ve eski sıkıntılarında yaşanmayacağını düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz Tavşantepe'ye. Bu yolu başladık ama bir 14 gün yolu kullandırmayacağız. Bilginiz olsun. Biraz anlayış istiyoruz ki iyice otursun diye. Tamam mı? Bilginiz olsun sizlerin de.